Bu akşam gençlerden herkesin merak ettiği net güzel sorular geliyor. Yine Cumhurbaşkanımıza soru yöneltmek isteyen isimlerden biri Melisa Kiraz. Ben Melisa Kiraz, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği öğrencisiyim. 2 yılda Teknofest'te takımlarda görev almaktayım. Maşallah. TOG gibi, TC, Anadolu gibi önemli projeleri de takip ediyorum. Ancak vatandaşın sofrasında bulunan patates, soğan gibi temel ihtiyaç kaynaklarının, maddelerinin fiyatlarındaki dalgalanmalar sizce önemli değil mi? Şimdi önemli olmaz diye bir şey yok. Ama TCG Anadolu da bizim için çok çok önemli. Öbür tarafta İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Kızıl Elma, bunlar da bizim için çok önemli. Tabii burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bak şimdi bir ara ta nerelere tırmandırdılar fiyatları. Buyurun şimdi patates, soğan 10-15 liraya düştü. Hadi bakalım. Bunu neyle izah edecekler? Fiyat düştü şimdi biliyorsun son olarak. Ama şunu çok açık net söyleyeyim. Allah nasip eder inşallah seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Çünkü benim milletimi kalkıp da bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu bir sömürü organıdır. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii bunu şimdi biz seçim sonrası yargı yoluyla da çok daha farklı bir zemine oturtacağız. Tamam. İlkay Gözler sırada sorusunu yöneltecek olan arkadaşımız. Sayın Cumhurbaşkanım, iyi akşamlar öncelikle. Benim size sorum, Millet İttifakı'nın vermiş olduğu vaatleri inandırıcı buluyor musunuz? Sevgili kardeşim, öncelikle ben bu soruyu size sorsam. Bu vaatleri siz inandırıcı buluyor musunuz? Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanını hiç görmedim ki. Çünkü her şey yalan üzere bina edilmiş. Eğitimde ne vaat ediyor? Sağlıkta ne vaat ediyor? Ulaşımda ne vaat ediyor? Tarımda, enerjide ne vaat ediyor? Şöyle bunları bir düşündüğünüz zaman bu vaatlerin içinde basit olanını söyleyeyim. Mesela şu anda 10-11 tane bunlarda büyükşehir belediyesi var. Bu belediyelerde acaba bunlar bu söylediklerimden neler yaptılar? Yani belediye başkanlığı yaptım. Ama benim belediye başkanlığımda biz Haliç'i temizledik. O kokan Haliç, o geçilmez denilen Haliç, o kokudan tamamen arındı. Ama bu arada da biz Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. İstanbul'umuz için önemli bir kongre sarayı haline geldi. Şimdi bu işler lafla olmuyor, icraatla oluyor. Şimdi bunlara bir sorun. Deyin ki, ya CHP'li belediyelerde acaba bir Haliç Kongre Merkezi benzeri var mı? Şimdi şurayı görüyorsunuz. Şu külliye. İşte bizim inşa edip bitirdiğimiz bir yer. Ve 24 saat burası gençlerimizin emrinde. Kek, çorba, çay, kahve, her şey burada ücretsiz. Şimdi biz bunun benzerini bir de nerede yaptık? İstanbul Rami'de yaptık. Bilmiyorum, Rami'yi gezenleriniz oldu mu? Rami de çok muhteşem. Eskiden orası bir kışlaydı. O kışlayı biz şimdi bir İstanbul'un en büyük kütüphanesi haline getirdik. İçinde farklı bazı orada etkinlikler de var, sunumlar da var. Ve orası da aynen burası gibi dolup dolup taşıyor. Şimdi eğer kültür diyorsak, eğer sanat diyorsak, mesela Ankara'nın yıllarca bitmeyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası merkezini biz yaptık. Biz gelene kadar orası yoktu. Yaptık, bitirdik ve Ankara böyle bir Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı kazandı.
O da bitmedi, hemen şimdi şurada biliyorsunuz yine Cumhurbaşkanlığı'nın dev bir kongre merkezi var. O kongre merkezinde de yıl boyu birçok uluslararası toplantılar, bizim kendi toplantılarımız hepsi orada yapılıyor. Yaklaşık 3000 kişilik bir salon. Şimdi eğer kültür üzerine siz adımlarınızı atmazsanız o ülke kültürsüz olan şah damarı yok demektir. Ama biz işe buralardan girdik. Şimdi Millet İttifakı söylüyor da bakın savunma sanayine karşı çıkıyor. Ya savunma sanayine karşı çıkılır mı? Biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin savunma sanayinde %20'si yerliydi. Maalesef %80 yoktu. Ama biz ne yaptık? Bu %20'yi %80'e çıkardık. Şimdi açığımız %20. Ama bu arada işte TCG Anadolu'yla dünyaya bir mesaj verdik. Seçim sonrası inşallah şu andaki TCG Anadolu'nun bir büyüğünü yapmak suretiyle Mavi Denizler'de inşallah Barbaros Hayrettinleri çok daha güçlü hale getireceğiz. İstanbul'da kaldığı süre içerisinde gerçekten çok büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Tabii İzmir talep etti. Bunun üzerine İzmir'e gönderdik. Şimdi de İzmir'de. Ve tabii Mersin istiyor, Antalya istiyor. Dedik ki şu anda İzmir önümüzde. Dolayısıyla artık seçime kadar İzmir'de TCG Anadolu'yu orada Alsancak'ta fark edeceğiz. Seçimden sonra inşallah yeni bir uçak gemisini de hallettikten sonra artık diğer yerleri de onlarla beraber dolaştırırız. Daha güzel hale getirir. Fakat ben bu Millet İttifakı'ndan şu ana kadar bütün bu büyükşehir belediyelerinde bizim eserimiz de şudur görmedim. Eğer siz gördüyseniz beni ikna edin. İstanbulluyum. Yok. İstanbul'da biliyorsunuz biz Atatürk Kültür Merkezi'ni sıfırdan dört dörtlük yaptık. Kültür Turizm Bakanımdan da Allah razı olsun. Ve şu anda orası sürekli dolup dolup taşıyor. Yeter mi? Yetmez. Daha çok yapacağımız tabii ki işler var. Fakat bunlara bakıyorum. Ankara Belediye bunlarda. Allah aşkına söyleyin ya. Bak Ankara'da şunu yaptı deyin. Yani okuyorsunuz burada. Üniversitelerdesiniz. Bu üniversitelerde şöyle bir Ankara'yı gözlemlediğiniz zaman bunlar yaptı diyebileceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar yok. Bakın Melih Bey'in belediye başkanlığı döneminde şu Ankara'da yaptıkları, mevcut havalimanını biz yaptık. Ve havalimanından Ankara merkeze bu yolları Melih Bey yaptı. Metroları biz yaptık. Ya bir tane metro da siz yapın ya. Yok. Hepsi bizden. Ben şimdi nasıl diyeyim Millet İttifakı da şunları yaptı diye. İzmir'e bak, İzmir de öyle. İzmir'de körfez şu anda rezalet. Kokudan geçilmiyor. Aramızda İzmirli olanlar var mı? Var. Kokuyu biliyorsunuz. Bakın İstanbul İzmir arası 7,5 saatti. 7,5 saat. Peki biz ne yaptık? İstanbul İzmir arasını 3-3,5 saate düşürdük mü? Düşürdük. Bu da yetmedi. Manisa İzmir arasında Sabuncubeli tünelini yine biz yaptık. Onlar laf, biz iş üretiyoruz. Aramızdaki fark bu.